Hayatta ben en çok babamı sevdim. Kara çalılar gibi yerden bitme bir çocuk. Çarpı bacaklarıyla ha düştü ha düşecek. Nasıl koşarsa ardından bir deri, o çapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi ki oturduğumuz semte geldi bir de gidecek. Hep acele işi. Çağın en güzel gözlü marif müfettişi. Atlas'tan bakardım nereye gitti. Öyle öyle ezber ettim gurbeti. Haydi. Hey, hey, oh, oh, dostlar. Ara seni dayı, güneşin sofrasındayım. Dostlar, ara seni dayı, güneşin sofrasındayım. Dağlarda gölgeniz göklere vursun. Göz göze yan yana diz dize durun çocuklar. Aslında 500 temsili geçti. Bu tarz bir oyun için Türk tiyatrosunda 500 temsili geçen oyun sayısı çok fazla değil. Yani burada usta oyuncu abilerimiz, ablalarımız var. Yani onlar da söylesinler. 500 temsili geçen oyun sayısı çok fazla değildir. Değil mi Orhan abi? Doğru. Bu tabii birazcık bu anlatılan senin hikayendir ve anlatı tiyatrosu başlığını hak etmesi bu oyunun biraz buradan geliyor. Şimdi burada ben. Burası 1200'ler, Danimarka Sarayı ve ben Ahmet. Yelpazenin diğer ucunda ne var? Yelpazenin diğer ucunda ninelerimizin, büyük annelerimizin, büyük babalarımızın anlattığı masallar var. O masallar nasıl başlıyor? Efendim, zamanın birinde bir ülkede bir adam varmış. Değil mi? Böyle başlıyor. Yani herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde. Yelpazenin iki ucunun birini hatırlayalım, ne vardı? Şimdi burada ben. Doğru mu? Hamlet, Danimarka Sarayı, 1200'ler. Yelpazenin öbür ucunda ne var? Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda, herhangi bir kişi. Anlatı tiyatrosu dediğimiz şey, bu yelpazenin iki ucunda özgürce devinebilen bir tiyatro formudur. Yani hem şimdi burada ben var, hem bir zamanlar herhangi bir yerde herhangi bir kişi var. Biz etkiliyoruz birbirimizi. Oyuncu dediğiniz hikaye zaten aslında belli bir noktaya geldikten sonra kolaylıkla anlatılabilecek bir hikaye. O da bir parça buradan, bir parça da şuradan onun bağlantısıyla kurduğunuz bir şey. Bunu söyleyebilirim. Anlatılan senin hikayendir. Her oyunda olduğu gibi bir oyuncu için müthiş bir yolculuktur. Anlatılan senin hikayendir de benim için müthiş bir yolculuktur. Ve benim en çok sevdiğim şey tiyatro ile ilgili yeni bir şeyler öğrenmektir. Yeni bir şey öğrenirsin. Yeni bir şeyin altında yatan şey çok yoğun olabilir. Bilgi öğrenirsin. Kendinle ilgili bir şey öğrendiğin zaman da kendi içinde devrim yaparsın. Çünkü öğrenmenin dibi yok. Kendinin de dibi yok. Kendinle ilgili şeyler öğrenirsin. Şimdi keser fırkalayı dünyayı. Allah görmez yanı başındaki canı. Şimdi keser fırkalayı dünyayı. Ama görmez yanı başındaki canı. Kimi yaşar demir parmaklıklar ardında. Ama dünya kocaman yukamasında. Bizim bir alıp veremediğimiz yoktu birbirimizle ya. Meyve ağaçlarımızın dalları sarkardı komşu bahçelere. Ben ne isterim biliyor musun? Şu dünya bir ulu ağaç olsun. 72 çeşit meyve, 72 çeşit millet. Bu ağacın gölgesinde kardeşçe yaşayıp gidelim ya. 3 günlük dar dünyayı zindan etmeyelim dediğimiz. Huzurlarınızda geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. İyi ki bizimlesiniz. Sonsuz güzel teşekkürler. Sağ olun. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.